28 Haziran 4 Temmuz. Değerli kova burçları, nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? İyi mi? Güzellikte mi? Aşkta mı? Parada mı? Özellikle parayla ilgili birikim kararı verdiniz. Parasızsınız ama birikim planlarınız var. Tebrik ediyorum. Uzun süredir ailenize ait mallarla ilgili paylaşım gündemi masaya, bu Kurban Bayramı öncesi masaya atırılacak. Herkes hakları ile ilgili yeri belirlenecek ve bölünme dönemi başlayacak. O yüzden size ait haklar belirlenecek. Bir ev mevzumuz var. Burası 5 ya da 4 ya da 7 hisseli bir yer olabilir. Burası hemen satılacak. Size de bir hak gelecek. O yüzden parayla alakalı sıkıntılarınız yavaş yavaş toparlanacak. Ama ailemizi ilgilendiren bir arsa müteahhit teklifi ya da siz buraya bir inşaat yapabilir ve bununla ilgili kararlar verebilirsiniz. Bu da sizi mantığı. Aslında ben kendim yapmam taraftayım. Müteahhite verirseniz bir daha iki daire alamayacaksınız. Kendiniz bu hakkı kazanıp yapacaksınız diyorum. Ev taşınma niyeti olan ve evim dar geliyor, artık bu ev bana mutluluk vermiyor diyenler için Ağustos sonuna kadar, aslında Temmuz sonunda çok güzel bahçeli müstakil bir eve geçiş yapacaksınız değerli kova burçları. Evli olanlarla ilgili de çocukla ilgili, onun eğitimi ya da onun hayatı ile ilgili büyük bir bahçeli bir ev almak isteyenler için evet fırsat var, yapın diyorum. Sevgilinizle bu ara tatlı tatlı ağız dalaşıklıkları. Birbirimizi tatlı tatlı incitici, birbirimize tatlı tatlı geçirme haftamız. Yani dikkat ediyoruz. Yani birbirimizi kaliteli her şeyi yapıyoruz. Laf sokuyoruz kenarda. Ben demedim ki sen dedin tripleri. Ben şu ben dedim sen dedim çocuksu triplerinizi geride bırakırsanız iyi bir ilişkiniz var. Ona güzel sahip çıkın. Onu kaybetmeyin. Çünkü ani sinirde sizin damarınıza basıldığı vakit bir daha arkamı dönmem, benim damarım damar diyorsunuz. Bunu da siz yapıyorsunuz, futbol gibi davranıyorsunuz. Lütfen kocanıza, sevgilinize sahip çıkın. Sevgilisi olmayan kova burçları, sadece hayaller içerisinde uykuda hayal ederken sevgilim var ya da yanımda sevgilim var ama etrafımda kimse yok gibi hayal ediyorum. Artık biri bana gülsün diyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir aşk var ama 22, 23, 24 Temmuz itibariyle, ama bu ara böyle bir enerjilerde o mu bu mu şu mu derken 21 Temmuz'dan sonra gerçekten bu aşkın heyecanını yaşayacaksınız. Bu da size keyif verecek. Bazı kova burçlarında bu adam ya da bu kadın beni anlamıyor. Artık anlaşmalı yolda ayrılık ve ev konusunda adaletli şekilde paylaşacağız ve iki taraf da incinmeyecek gözüküyor. Aslında bu evlilik çok uzun süre bitmişti ama maddiyat konularında gergin olduğunuz için bırakamamıştınız. Platonik sevenlere sesleniyorum. Artık platonikliği bırak, gerçek bir ilişkiye bakarsan sevinirim değerli kova burçları. Artık bu şekilde evde kalacaksın. Ha, gerekiyorsa psikoloğa git, gerekiyorsa ilişki terapisine git. Artık şu ürkekliğinden, şu pasifliğinden, şu cesaretsizliğinden çık diyorum. İş konularınızla alakalı çok güzel beklenmedik işler kapınızda olacak. Kendinize yeni meslek edinebilir, mesleğinizle alakalı master yapabilirsiniz. Çok güzel iş anlaşmaları, yeni fırsatlara geçişiniz olacak. Bunları değerlendirdiğinizde de inanılmaz güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Büyük kurumsal firmada çalışan kova burçları yurt dışı, Dubai, Çin, Japonya, yani bu aralarda İran evrelerinde büyük teklifler var. Özellikle Avrupa ile alakalı iş bağlantınız varsa sizi görev olarak yollayacaklar. Devlet kapınız varsa da şehir ya da yol değişimleri sizin için hayırlı olacak. Hani sabit bir kurumsal firmada çalışıyorsanız bulunduğunuz noktada değişimler, size de iyi gelecek değişimler var. Özellikle de emek verdiğiniz bir işten çıkartılmış olabilir. Bunlarla ilgili hak savaşı, suçsuz yere iftira atılmış olabilir size. Bu hakları da kazanacaksınız ama daha 2 yılınız varsa, çok uzun süre söyledim çünkü haritanızda 2 yıllık bir enerjiniz var. Bu enerjide haklarınızı alacaksınız değerli kova burçları. Kovalar, şunu söylemek istiyorum. Bu ara annenizi, babanızı, kardeşinizi, kız kardeşinizi incitebilirsiniz. Dilinizin kemiği yok, yumuşatmanızı sevinirim. Evet, tatil planınız var. Valiz elinizde, cesaretiniz yok. Git şu tatile. Enerjini düzelt, gel gel istiyorum. Bir de böyle bu ara spora merakınız olabilir. Pilates, yoga, meditasyon, yürüyüşler vesaire şeylerle alakalı güzel imkanlarınız oluşacak. Bunu da vücudunuz için sağlık. Sağlık olarak son zamanlarda guatr, lef miydi? Doğru kullan. Lenf bezlerinize dikkat edeceksiniz. Bir de tırnaklarda
kırılmalar söz konusu olabilir, vitamin eksikliğiniz olabilir, ihmal etmeyin diyorum. Aile büyüklerimizde özellikle bir kadının sağlık problemine canınızı sıkabilir. Unuttuğunuz bir mahkeme evranınız biraz problem yaratabilir. Banka ya da kredi borcunuz varsa ertelediyseniz unutmayın, ceza yiyebilirsiniz, ihmal etmeyin diyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın, aşk sizinle olsun. Ama şöyle söyleyeceğim, özellikle erkek, iki erkek ya da üç erkek ya da bir erkek çocuğunuz varsa muhteşem bir ev kapınız var. Şimdiden hayırlı olsun.